17 Ekim, 23 Ekim sevgili takipçilerim, güzel ailem, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sevgili koçlar, güzel bir hafta sizlerin olsun. Bol şifa, bol dua diyoruz. Göksünün enerjisi keyifli bir enerji yaratıyor. Evet sevgili koçlar, iş seyahatlerimiz, iş evraklarımızdaki aksilikler, gideceğimiz vize, pasaport ya da şehirler arası gideceğimiz noktalarla ilgili yoğun bir haftanın söz konusu olacak. Burada herhangi bir aksilik görmüyorum. Sadece sizin aceleci, korkulu, endişeli tavrınızı biraz daha geride tutarsanız dönüşünde başarı ve olumluluk enerjisinin keyfine varacaksınız. Yani biraz doğru nefes alarak, doğru dua ederek, doğru şifa bularak her şeyi aşabilirsiniz. Venüs ve Mars arasındaki çok güzel bir olumlu bir açı var 19 Ekim'de. Bu sizin iş konularınız, değişmesi gereken noktalarınızla alakalı daha akıcı ve daha anlatabileceğiniz ifadeleri gösteriyor. Ters giden diyaloglar, anlamayan insanlarla aramızdaki bağı daha güçlü hissedeceğiz. Yani oldukça başarılı anlaşmalara imza atmanız için hiçbir engel yok diyor. Kurumsal alanda çalışıyorsanız buradaki değişmesini istediğiniz yöneticilerle ilgili gerçekten bay bay deme vakti geldi ve hoşça kal diyorsunuz. Ve yeni gelecek insanlarla aramızı daha olumlu ve daha keyifli yaratacağız. Hiç korkmanıza gerek yok. Hatta ve hatta size başarı odaklı bir iş haftası da gözüküyor. Devlet kurumundan farklı alanlarla bağlantı kurmak istiyorsanız başka şehir, başka yolculuk. Bunu devreye birini sokarak halledebilirsiniz. Şu an herkes yer değişimi enerjisine girmiş ve herkes ısrarla birilerini devreye sokuyor. Sizin için biri mutlaka şart ama bulunduğunuz noktadan başka bir bölüme geçmek için hiçbir pürüz yok. Ama şehir seyahati için mutlaka ve mutlaka devreye birini sokmanız gerekiyor. Kendi işinizi yapıyorsanız ve kendi alanınızı büyütmek, başarıya odaklanmak istiyorsanız evet artık Satürn ileri hareketine doğru gerçekleşecek ve bu ileri hareketi sizin eksik gördüğünüz iş alanlarınızla alakalı tam gaz yola devam etmeyi ve buradaki yeni oluşacak işler ve işinizi büyütmek, planladığınız birçok nokta için çok daha hayırlı kazançlar sizi bekliyor. Cesaret mi? Evet, çok fazla cesaretlisiniz. Hedef mi? Evet, hedeflerinize. Ama başkalarının aklında sizi çabuk kandırıyorlar. Bu kandırma huyunuzdan vazgeçerseniz bu hafta çok güzel emeğin karşılığını daha rahat alacaksınız. Ve mutluluk enerjiniz buna keyif katacak gözüküyor. Unutmayın artık güneş yavaş yavaş terazi seyrine de teraziden tutuyor. Ve aynı şekilde orada muhteşem 23 Ekim'de Güneş ve Venüs arasında çok güzel bir kavuşum var. Bu kavuşumda da yeni duygusal hayatımızla alakalı yaratmak istediğimiz ve kendi eksikliklerimizi göreceğimiz bir hafta söz konusu. Özellikle sevgili gençler, duygusal yaralarınız şifalanacak, eğitim eksiklikleriniz, kendinize ait konuşamadığınız noktalarla yüzleşme evreniz olacak. Size fırsatlar var, bunu doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Ve bunun dışında da kendinize ait çalışan çiftlerimizle alakalı eşinizin iş krizlerinin yavaş yavaş düzeltip kendine farklı alanlarda alternatif bir nokta kuracağını söyleyebilirim. Ve gideceğimiz nokta bizim için daha karlı. Sizin işinizle ilgili özellikle kadınlarla aranızdaki çekişmeli evre artık rakipten çok birleşmeye ihtiyacınız var. Yoksa işinizde mobbing uygulaması uyarısı veriyor. Bu ara eğitim konularınız, eksik gördüğünüz noktaları da toparlamamız gerekiyor. Dil eğitimi, kendinizi geliştirecek noktalar, özellikle de görsel merakınız varsa görsel sanatla ilgili eğitimler alarak bu dengeleri daha rahat kurabiliriz dedim diyorum. Sevgilisinden ayrılan ve bir türlü bu duyguda iyileşemeyen koçlar artık veda edin, atın çöpe hepsini. Size yeni bir aşk, yeni bir uyum, yeni bir birleşme var ve bu bizim hayatımızı, kalbimizi, ruhumuzu eğilecek. Bu hafta tanıştırmalar var, bu hafta kısmetleriniz çok fazla var. Hem kendinize ait ruhunuzu bulacaksınız, geçmiş yaralarınız iyileşiyor. Uzun soluklu ilişkilerde aile arasındaki pürüzler yavaş yavaş kabul etmeyi, kabullenmeyi gösteriyor ve özellikle evimizde bekar kim varsa hayırlı kısmet enerjisi de var. Gerçekten uzun süredir anne ve baba buna üzgünse onların da yuvasında huzur ve şen olacak bir mutluluk var. Aile büyüklerimizle ilgili miras tartışmaları ve mal konularımızın masaya yatma haftası olacak. Ve bu süreçte
gözümüz, ruhumuz doğru konuşmalı ki hakkınızı doğru almanız lazım. Uzun süredir iş mahkemeniz varsa bunlarla ilgili yaşadığınız pürüzleri görmek adına güzel fırsatlarımız var. Evet, ayrılma kararı veren ve bir türlü ilişkisinden ayrılamayan sevgili koçlar, artık cesareti toparlayın. Çünkü kalp artık oraya doğru ritim atmıyor. Ritminizi değiştirip başka bir ruha ait olmak istiyorsunuz. Hadi hayırlı olsun o tarafı da kırmadan. Sevgili ev hanımları, bu ara kendi alanınızda yenilikler, ama bu yenilikler özellikle diz kapaklarınızda, vücut ağrılarınız ve bağırsak enfeksiyonlarımız yoğun olduğu için biraz halsizlik hissedebilir. Sabah uyanamama krizleriniz olabilir. Biraz daha evdeki hijyen takıntınızı kenara bırakın, kendi bedeninizle uğraşın istiyorum. Bir de taşınma konumuz daha yoğun ama yeni bir ev anahtarı sizin için daha uğurlu olacak. Sevgili koçlar, sağlık olarak özellikle biraz önce hanımlara uyardım. Kemik erimelerimiz, kemik kaymalarımız ve şekerle alakalı şekerin sınırda olması ve demir eksikliğiniz olabilir. Yorgun ve halsiz hissediyorsunuz. Çocuklarınızla alakalı iletişim noktalarını bir an önce toparlamanız lazım. Ve özellikle spora meraklı hem oğlumuz hem kızımız var. Onları spor hayatına da aktif rolde oluşturmamız gerekiyor. Gebelik ve hamilelik düşünen sevgili koçlar, tedavi istiyorsanız bu hafta uyumlu. Zaten Venüs'ün güzelliği, Mars'ın uyumlu açısı, artık Satürn'ün ileri hareketi bize güzellikler katacak. Siz bu haftayı doğru oluşturun. Evet, bol bol bu hafta edeceğiniz duayı söylüyorum. Ya Allah'ı bol bol çekin ve Duha suresini bol bol okuyarak daha güzel enerjilere dahil olabilirsiniz. Hoşça kalın efendim. Sevgili boğalar, güzel ailem, beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlarınıza tavsiye edip kanalımı büyütmeye yardımcı oluyorsunuz diyorum. Evet, sevgili boğalar, özellikle çok Venüs ve Mars arasında muhteşem uyumlu bir açı var. Bu bizim ortak gelirlerimiz ve ortak alanımızla alakalı çok güzel yatırım kararlarımız ve bu kararlarla alakalı noktada da yeni iş fırsatları, yeni oluşturmak istediğimiz alanlarda çok keyifli evreler sizi bekliyor. Bu haftaya özellikle iş, ortak ve ekip arkadaşlarımız, yöneticilerimizle aramızdaki eksik notları iyileştirmek, onlarla bağımızı güçlendirmek adına güzel fırsatlarımız var. Unutmayın ki 23 Ekim'de artık 29 derecede Venüs ve Güneş kavuşumu, artık teraziden yavaş yavaş akrebin doğasına geçiş yapacağımız için ve bu doğada da özellikle yeni işe başlamak, yeni anlaşma, işinizle alakalı olumsuzlukları iyileştireceğiniz, beklediğiniz kurumsal firmadan olumlu cevap almak, bulunduğumuz noktadaki kurumsalda yükselmek ya da devlet kapılarımızla alakalı ters giden olayları daha açılarak fırsatlarımızı kendimize doğru getireceğimiz bir hafta uyarısı var. Yani biz artık işimizdeki eksik, mutsuz ve eğer iş kapılarımızda tıkanıklıklar varsa, çözemediğimiz pürüzler için bu hafta gökyüzü sizi daha çok artıya doğru geçiriyor ve bu artı size olumlulukla birlikte şifalanmayı da öğretiyor. Yani doğru şifalanmak istiyorsanız yönetim evresindeki kader çarkı size güzel işleyecek. Bu da demektir ki artık konumunuzda mertebe, mevkinizle alakalı beklentilerinizde olumlu cevap, sizi yoracak insanları hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Kendi işinizi yapıyorsanız bu noktada kazançlarınızla alakalı gelecek insanlardan teklifler, size sunulacak fırsatlar, serbest alandaki almak istediğimiz noktalarda kapılar bize, yazılar bize daha rahat geçiş sağlayacak. Hem parasal anlamda hem iş anlamındaki tersliklerimiz bitecek. Ve uzun süredir anlaşamadığınız insanlardaki bağlarımızla alakalı onların hayatımızdan yavaş yavaş çıkması, sizin artık kendi kabuğunuzda benim diyebileceğimiz bir hafta olduğu için kimseye takmadan ve kimseyi önemsemeden bu hafta sadece işimize, paramıza, enerjimize kodlanmamız lazım. Sevgili gençler, eğitiminizle alakalı yurt dışı planlarınız varsa, dil eğitimiyle ilgili eksik noktalarınız varsa bunlarla ilgili size çok güzel destekleyici bir hafta ve aşk anlamında da uyumlu çiftinizde gelecek planları yapıyorsunuz. Acele etmeyin. Daha ne derin sular hayatınızdan gider. Siz aşkı değil, kariyere odaklanmanızı ve bu neslin ve bu hayatımıza ihtiyacı olan sizlersiniz. Bol bol çocuklarımıza, bol bol gençlerimize olabildiğin kadar eğitimi aşılamamız lazım. Okumak her zaman doğrudur.
cahil de olsak okumamız lazım. Çünkü cahillik de bir erdemlik ama cahilliğin içinde kendimizi yetiştirmek en büyük erdemlik olduğunu düşünüyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı özellikle eşinizle ortak iş kurmak, aranızda şehir mesafesi ve yol mesafesi varsa evimizi taşımak, daha birbirimize ait noktalarda birlikte hem işimize hem düzenimize daha sağlıklı araçlar, daha sağlıklı düzen kuracağımızı gösteriyor. Ev satın alma fikriniz var, birikmiş parayı değerlendirmek ve hani kredileri ödeyebilir miyim, destek alabilir miyim diyorsanız, evet bu hafta destekle birlikte ev anahtarının satılmasını istediğiniz noktadaki olumlu cevap size doğru anahtarın aydınlanmasını yaratacak. Mecburi taşınma fikri olan sevgili boğalarda kiracı şikayetçi, mal sahibi şikayetçi çıkmayın, dava edin. Çünkü size fazla bir para rakamı verildi ve bu noktada huzursuzsunuz. Davanızı açın, gittiği noktaya kadar sabredin diyorum. Evet, burada özel hayatınızla alakalı yaşadığınız krizleri düzeltmek için bu hafta özür dilemek, affetmek, hatalarınızı görmek için çok doğru açılar var gökyüzünde. İlişkinize nerede hata yapıyorsunuz, neden baskınsınız, neden paranoyakça güvensizsiniz, bunları göreceksiniz. Ve eşinizin sizi aldattığı, yalan söylediği ve hikaye yazdığını düşünüyorsunuz. Gerçekler ortaya çıkacak. Sadece boşanma fikri olan sevgili boğalar artık evle ilgili bağı kesti. Ben gidiyorum, eşim gitmiyor dediğinizde çocuklarınızı alıp yeni bir yolculuğa gideceksiniz. Ama bu ara çocuksuz olan evli çiftlerimiz tekrar evliliğinize bir şans vererek çocuk tedavisi niyetiniz var. Hayırlı olsun diyorum dedim bile. Bu arada da özellikle yurt dışında olan ve yurt dışı ile ilgili bağlantılı işler kurmak isteyen sevgili boğalar için yurt dışına yerleşim hakkınız var. Ve hem çocuklarınız için hem de sizin şirketin size sunacağı güzellikleri doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Evet, alım satım konularımız çok hareketli ve toprağımızda bir müteahhit bir anlaşma söz konusu olacak. Ailemizi ikna etmek önemli. Ben topraklara müteahhitin girmesine karşıyım ama toprak sizin, karar sizin diyorum. Ben yapmazdım hayatta çünkü toprak bizi kurtaracak tek bir meyve diyorum. Bunu da unutmayınız lütfen. Evet, sevgili ev hanımları, bu ara gerçekten ütü yapmaktan, cam silmekten, ortalık temizlemekten, halı yıkamaktan çok fazla bıktınız. Bu ara misafirlerimiz yoğun olacak. Nazara gelebilirsiniz. Evinizi nazardan bol sirkeyle korumanız gerekiyor. Ve Yasin ya da Nas Felak ve Ayetel Kürsü okuyarak evimizin enerjisini mutlaka değiştirmemiz lazım. Evet, evlenmeyi düşünen sevgili boğalar için güzel bir fırsat. Hayatınızdaki insan yüzüğün alyansını sunuyor. Size artık evet ya da hayır düşmek kalır diyorum. Ve sağlık olarak özellikle alerjik reaksiyonlarımız, burun ve sinüzit takıntılarımız ve son zamanlarda da migrene dayalı sıkışmalarımız var. Vücudumuzda stresle alakalı bir şey. Bence bir psikoloğa giderek enerjimizi değiştirebiliriz. Araçla ilgili ufak tefek bakım döneminiz geldi. Araç bakımınızı unutmamamız lazım. Yeni araça almak isteyenler için de hayırlı olsun. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, nasılsınız? Bu hafta özellikle renkli bir hafta. İşinizle alakalı, konumunuzla ilgili, değişmesini istediğiniz noktalarla ilgili altyapı oturtmak için ve kendinizi bulmak için çok doğru bir hafta. Venüs-Mars arasında güzel, uyumlu bir açı, yeni iş kapılarımız, yeni oluşacak ilişkiler ve aile arasındaki dengesizlikten birçok noktayı ferah bir şekilde iyileştirecek. 23 Ekim'de gerçekleşecek Venüs ve Güneş arasındaki kavuşum sizin anlaşmak üzere olduğunuz yolculukları, seyahatleri ve miras konularımızla ilgili de haklarımızla alakalı belirlenecek yolları göreceksiniz. O yüzden bu haftayı doğru evrede tamamlamanız ve size ait noktaları görmek için gözümüzü dört açmamız gerekiyor. Kurumsal bir alandan ve kendinizle ilgili masa değişimi, insan değişimi ile ilgili kararlarınız varsa bu hafta böyle devam edecek. Çünkü üst düzey kurumda farklı kararlar var ve bu kararlardan dolayı herkes tedirgin. Siz de tedirginsiniz. Yapmanız gereken masayı sağlam tutmak, kendinizi geliştirmek için eğitimler, yeni mesleki anlamda kendinizi güçlendirmeniz gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Çünkü sizde de bir tembellik var. Bu yaparım deyip hep ertelediğiniz hayatı artık ertelememeyi öğrenmek lazım.
Evet, devlette çalışıyorsanız devletle ilgili atama, tayin ve değişimlerle ilgili kararlarınız var. Ama sistemin sizinle ilgili bir kararı yok. Yerinizi daha doğru kontrol ederek sağlamlaştırmanızı öneriyorum. Serbest alanda çalışıyorsanız eşinizle alakalı hala ekonomik alanda zorlanıp ve ekonomik gücünüzü toparlayamadığınız için işi devretmek, ortaklı kararlar içerisindesiniz. Bunu yapmanız lazım. Ruhunuz artık bu noktada çok yorgun ve sizi destekleyen hiçbir şey olmadığı için de otomatikmen iş enerjiniz, yapamayacağım enerjisine girmişsiniz. Ortak ya da yer değişimi size uğurlu ve bereketli gelecek. Hiç çekinmeyin. İş bekleyen ve uzun sürede iş krizleri yaşayan sevgili ikizler için evet alternatif kapılar, fırsatlarınız var. Bu hafta hem uyumlu açı hem de sizin görmeniz gereken yenilikler. Ya yani küllerinizden doğmak için ne bekliyorsunuz? İşte bu haftayı bekliyorsunuz. Hadi külleriniz sizi yeniden doğurmaya doğru hareket ediyor ve gözünüzü dört açmanız lazım. Sevgili gençler, eğitim konularınızla ilgili çok fazla kafanızda karışık. Bölüm mü değiştirsem, alan mı değiştirsem, yerinizde alan değişimleriniz gerçekleşecek ama duygusal hayatınızı daha ön planda tutuyorsunuz. Bunu biraz daha geride tutmanız lazım. İlişkiniz sizi seviyor. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada bu ara eşlerinizin iş konuları ile ilgili ya da sizin iş konularınızla ilgili ters giden bir şey yok. Sorumluluğun daha çok artacağı ve siz bu konuda hani nasıl tempo kuracağınızla ilgili sistem yaratmanız lazım. Bu temponun arkasından sevgili eşinizin ya da sizin konum değişiminiz şimdiden hayırlı olsun. Ev arayan ve hala ev konunuzla ilgili çözemediğiniz noktalarda ailenizin size para desteğiyle birlikte yeni eviniz, yeni bereketiniz hayırlı olsun. Ve baba köklerimize ait çözülmesi gereken miras konuları daha uzayacak. Bununla ilgili hayal kuruyorsanız daha 2-3 yıl beklemeniz lazım. O yüzden bol emek, bol işinizi yaparak paranızı kendiniz kazanmanız daha sağlıklı diyorum. Bu arada dikkatsizlikten kaynaklı kazalar ya da başkalarının kazalarına şahit olacağınız bir hafta. O yüzden gözünüzü dört açmanızı istiyorum. İş mahkemelerimiz ve kendi alanımızdaki iş konularımızla ilgili mahkemelerde siz açığa çıkıyorsunuz. Bu demektir ki artık aydınlandınız. Haklarınızın size iade olması, beklenilen paranız, priminizle ilgili net kavuşumlar hayatınızı daha güçlendireceğini gösteriyor güzel ikizler burcum, güzel ailem. Evet, aşk konusunda sevgilinizde yara aldıysanız, iyileşmez, dönmez diyorsanız bu hafta bunlarla yüz yüze görüşeceğiz. Bizi mutlu edecek ve bizi motivasyonumuzu arttıracak ilişkimizden özür dönemimiz var. Hiç uzun süredir özellikle evlenmiş, ayrılmış ya da uzun süredir yaşınız olgunlaşmış ve aşk konusunda hala duygular bana bu vurmaz. Ama aracı doğrultusunda güzel bir aşkı, güzel bir sevgiyi kucaklayacaksınız. Artık kabul etmeyi, kabullenmeyi öğrenmeniz gerekiyor diyorum. Evet, bu ara boşanma fikri olan ve boşanma kararı radikal olan sevgili ikizler için eşler arasındaki yaşanacak bazı karmaşıklıklar yavaş yavaş toparlanmış ve yol ayrımı dediğimiz noktada mal tartışması, mal kavgası daha derin olabilir. O yüzden birbirinizle güzel ve çocukları yıpratmadan halletmeniz lazım. Evli çiftlerimizle alakalı noktada gideceğimiz seyahatler, çocuklarımızla ilgili planladığımız eğitim kuralları, kurs ve bu konularla ilgili rahatsız duyduğunuz noktaları çözeceğiniz bir hafta gözüküyor. Özellikle hanemizde anne ya da teyze ya da bu kadınlarla ilgili bir sağlık problemi varsa iyileşme haftası diyorum. Hiç korkmanıza gerek yok. Evet sevgili ev hanımları, çok yoğun ve yorucu bir haftayı daha dingin, daha sevdiklerimizle dolu dolu geçireceğimiz bir hafta. Bu arada kış kursu, ders, kurs hakimiyetimiz yoğun ve biz kendimizi geliştirmeye başladık ve güçlenmeye başladık. Kendi ekonominizle ilgili hayallerinize yavaş yavaş dokunacak fırsatlarımız var. Değerlendirin diyorum. Güzel. Ve sizin de kendi kardeşler arasındaki yaşadığınız krizler yavaş yavaş toparlanacak. Ama özellikle eşinizin soyundan yaşadığınız rahatsızlıklar bitmeyecek. Bunu kabul etmeniz lazım. Ya eşinizi ya düzeninizi koruma altınıza almanız şart. Çünkü siz iyi niyette hep mağdur oluyorsunuz diyorum. Evet, genç kızımız ya da genç evladımız varsa onun yurt dışı planları ile ilgili mutlaka desteklemeniz lazım. O kendi yolunu çizdi. Sadece ekonomik olarak toparlanamıyor. Destekle, bu çocuğumuz da o yolculuğuna gidecek. Sağlık olarak özellikle göğüs ağrılarımız, farenjitimiz, bronşitimiz yoğun olabilir. Ve bu ara akciğerlerimizde genişlemeler, bronşit tıkanıklıkları, bir doktor ciğerlerinizi dinletirseniz sevinirim. Sürpriz de güzel bir para, beklenmedik noktadan gelecek güzel bir haber size uğurlu gelecek. Hoşça kalın efendim. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Sevgili takipçilerim, güzel ailem, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Evet,
Bu hafta güzelliklerin sizi biraz yoracağı, biraz yıpratacağı, biraz daha sorular ve sorunları çözme haftamız olacak. İşteki krizler, yöneticiler ve ekip arkadaşlarımızdaki iletişim problemlerinin artacağı bir hafta. Siz bunu bilerek adım attığınızda hiçbir konu size engel olmayacağını düşünmeniz lazım. Evet, bu ara halsiz, yorgun ve gripal enfeksiyonlara açık olabilir ve kendinizle alakalı biraz daha vücut beslenmenize dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü vücudumuz biraz direnç kaybı yaşamış, direncini güçlendirmemiz lazım. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız alternatif beklediğiniz iş konularınızla ilgili yavaş yavaş ilerleyeceği için biraz sinirleriniz gerilebilir. Buradaki çözülmesi gereken noktaları başkalarının yerine sizin yapmanızdan kaynaklı. Herkes sizin üstünüze bir yük atmış ve bu yükten çok fazla yorgunsunuz. Ama bunları yapmanız lazım, yoksa işinizi kaybedebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar bu ay, yani Ekim ayı sizin sınanmayınız. Bu ayı atlattığınızda konumunuz, mertebeniz daha güzel noktalara erişecek. O yüzden kurumsalda ya da devletteyseniz yerinizi oldukça düzenli şekilde kontrol etmeniz lazım. Eğer ki kurumsal ya da kurumsal dışında kendi işiniz ve ortaklı projeleriniz varsa ona sımsıkı sarılın. Oranın altyapısı çocuk gibi büyüyecek ve size ekstra kazançlar sağlayacak. Bence siz kendinize ait fikirlerinizi yarattıkça kendi gücünüzü bulacaksınız. Haydi enerjiniz, haydi rızkınız bol olsun diyorum. Eğer ki kendi işini yapanlar, bu ara ekonomik anlamda ödemelerle ilgili krizler yaşıyorsanız, kredi alma, kredi borçlanma konularımızda biraz kararsız olabilirsiniz ama ekonomik evremiz çok daraldığı için bir an önce borçlanma ya da ekonomik kredi evremiz gayet olumlu olacak ve borçlarımızı biraz daha rahata ve erteleyerek birçok noktaya aydınlığa kavuşturacağız. Bu ara toprakla ilgili planlarınız, yatırım yapmak ya da bu o konularla ilgili alt beynimiz devamlı buna doğru hareket edecek. Belki ileride tarım yaparım diye hayalleriniz var. Bu hayalleri gerçekleştirmek için şu an borçlarımız, ailevi sorunlarımız ve işle alakalı yaşanan bazı karmaşıklıkları görerek hareket etmeniz demek sizin güçleneceğinizi gösterir. Görüyoruz, detayı kontrol ediyoruz, ona göre hareket eder. Yani bu hafta şu olacak, aman Emine bunu dedi, olacak dedi. Sizin demek, sizin de astrolojik olarak göksü çok hareketli ama sizin yaşadığınız, yani çok uzun süredir devam eden, 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır devam eden ekonomik krizlerinizden kaynaklı yorgunluklarınız var. Bunları düzelteceğiz. Eğitim konunuzla alakalı özellikle kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ama ekonomik evrede bazı sorunlar olduğu için buna hazır değilsiniz ama Kasım Aralık bu konu için güzel fırsatlarımız var. Kendimizi bu noktada da geliştirebiliriz. Tekrar üniversite sınavına girecek, tekrar kendinizi geliştirmek isteyen sevgili yengeçler, bu sene çok başarılısınız, yapın diyorum. Sevgili gençler, eğitim konularınız, duygusal konularınızı açmış. Yani siz eğitiminiz ve geleceğinizle alakalı duygusal yaşadığınız kriz sizin eğitim noktanızı engelliyor. Ve siz bu kadar zekalıyken duygusallığı seçmeniz yanlış. Eğitiminizi bitirmeden düzen kurmanıza karşıyım. Haydi eğitime daha hızlı sıkı sakılacağız. Aşk her zaman sizin. O sizi terk etmeyecek, korku kayıplarınızı geride tutmanız gerektiğini düşünüyorum. Çalışan sevgili çiftlerimizle ilgili özellikle hanımınızın güzel bir konum değişimi ve ekonomik olarak hanemize daha ekstra kazançlar sağlayacak. Hadi sizin de kendi içinizdeki eksik olan noktalarımızın iyileşmesine yardımcı haberler, yardımcı diyaloglar olacak. Bu da sizi mutlu edebilir. Evet, bir de şöyle bir durumumuz var. İş yerinde aşık olduysanız ve gözünüz birine kestiyse onunla ilişki enerjimiz var ama onun hayatında başka biri var. Hani iki kalpte bir insan olmaz. O yüzden doğru kontrol etmeniz gerekiyor. Aşk konusunda ilişkinizle alakalı güven teraziniz oturdu. Evlilik ve gelecek planımız var. Ama bu Ekim, Kasım, Aralık ayında ailelerin tanışması söz konusu olsa da ekonomik olarak evliliğe hazır değilsiniz. Bunun hem sizin iş kapınız hem de onun iş kapısını çözmek lazım. Ama söz nişan var, parmakta yüzük gözüküyor. Hadi hayırlı olsun diyorum. Bu ara evlilik arifesinde olan sevgili yengeçler için aileler ters gibi gözükse de her iki tarafta çocuklarını güzel benimseyecek ve iyi bir evlilik var. Burada korkmanıza gerek yok. Yurt dışı iş imkanınızı yurt dışına taşımak, bunlarla ilgili altyapı başvurularınızda olumsuz hiçbir şey yok. Daha çok üstüne gidip burayla ilgili devreye birilerini sokmak size daha anlamlı evre sağlayacak. Bu dönem eğer ki
devlet ataması ile ilgili beklentileriniz varsa bu olumlu gözüküyor ve devlet atamanız gerçekleşecek. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Duygusal olarak ev hanımları bu ara eşinizle aranızdaki tartışma, kavga, onun ailesi, sizin aileniz, çocuklar yüzünden ilişkiniz eriyor. Yani eş koltuk modunda, siz beni kocam istemiyor modundasınız. Bunları bir an önce konuşarak çözmemiz lazım ve bazı yengeçler kesinlikle eşim beni anlamıyor ve yol ayrımı içerisindeyim diyorsunuz. Zaten eşiniz hiçbir zaman sizi anlamamıştı. Niye düzeninizi bozuyorsunuz ki? Aynı mantıkta kendinizi geliştirerek, ekonomik olarak kendinizi güçlendirerek bu kararı vermeniz size daha büyük mutluluk verecek. Ani kararlar her zaman hata yaratır. Bu hataya müsait olmanıza asla izin vermiyorum, bilin. Sevgili ev hanımları, evet yorucu ama keyifli bir hafta. Bu ara memleketinizden gelecek insanlar, kışlık hazırlıkları, yazlığı bitirip kışlığa geçiş evremiz hem yorucu hem güzel. Bir de eşinizin size yapacağı sürpriz sizi mutluluk yaratacak. Aile apartmanında oturanlar için de taşınma ve yeni eviniz, yeni kapınız hayırlı olsun. Özellikle eşiniz araç değişikliği diyetinde. Evet, bu araç olumlu ama en çok siz kullanacaksınız. Bir an önce çözmenizi istiyorum. Sağlık olarak diş eti iltihaplarımız, ağız enfeksiyonlarımız, ağız haflarımız çok fazla olabilir. Bir de son zamanlarda sağ ve sol elde titremeler gözüküyor. Bir kalp doktorunuza gitmenizi öneriyorum. Hoşçakalın efendim. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun diliyorum. İstekleriniz, kalbiniz ne istiyorsa yorum yazarak bütün yorumları takip ediyorum. Bilginiz olsun, beğeniyorum. Beğenmediklerimi de beğeniyorum. Olsun, sevmeyenler, böyle laf atanlara da saygı duyuyorum. Sevgili aslanlar, işinizde parlayacağınız bir hafta. Konumunuzla ilgili yeriniz sağlamlaşacak. Güvensiz hissettiğiniz bir nokta, birçok noktada artık garanticilik dediğim noktaya geçiş yapacaksın. Yani siz hakkınızla alakalı, emeğinizle alakalı noktayı en başarılı şekilde alıyorsunuz. Artık size diyecek bir şey yok. Farklı bir kurumsal teklifi ya da farklı büyük firmalardan ihracat ya da farklı alanlara, bankanın en iyi noktasına geçmek istiyorsanız gerçekten yardımcı olarak ve zaten siz seçildiniz, bu seçilmede güzel kapılarınız da var. Devlette çalışıyorsanız devlette şu an için bir pürüz yok. Sadece sizin gözünüz yükseklerde, bununla ilgili yenilikler yaratmanız lazım. Bu yeniliklikler eğitiminiz olabilir. Biraz daha hani alana sıcak davranmanız gerekir. İki yüzlü olmanız gerekebilir. Böyle dengeleri de kurarak konumuz, mertebeniz ve gitmek istediğiniz hayalleriniz size renk katacak diyorum. Yani artık size yenilikler var ama siz kendi içinizdeki yurt dışı, seyahatleriniz, iş gereği gideceğiniz noktalarda aksilik olsun istemediğiniz için ısrarla her şeyi detaya kontrol edeceksiniz. Bu kontroller size başarı sağlıyor. Ben de size bu hafta 10 yıldız veriyorum. Hadi 10 yıldızı en iyi şekilde tutun ki güzellik bütün yıldızlar size değsin. Evet, kendi işinizi yapıyorsanız ve özellikle yurt dışı bağlantılı projeler, sosyal ağlarla alakalı ve dijital sahalarda kendinizi göstermek istiyorsanız, ortak fikirler, ortaklı oluşumlar ve kendi yaratacağınız fikirler sizi daha kazançlı noktaya ve parasal anlamda güçlendirmeye doğru götürecek. Bence güzel hayaller size dokunuyor. İş probleminiz ve uzun süredir iş krizleri yaşayan sevgili aslanlar için Venüs-Mars arasındaki açı iletişimde yaşadığınız sorunları en iyi şekilde örtecek ve yenilikler, yeni insanların keşfine geçiş yapacaksınız. Yani bu 19 Ekim'de geçecek. 29 Ekim'de Güneş ve Venüs arasındaki kavuşum, terazinin artık 29 derecesinde akrebe geçişinde de seyahatlerinizle alakalı, yurt dışı bağlantılarınız ve çocuklarınızın eğitimiyle ilgili, aile miraslarınızla alakalı da çözümler yavaşça yavaş sizin hayatınıza gerçekleştiriyor ve gerçekleşecek gözüküyor. Sevgili gençler, duygularınızın yoğun olacağı ama size farklı teklifler, eğitim konusunda farklı teklifler gelecek. Hem çalışarak hem mesleki anlamda başarılar sağlamanız için eğitim alanınızda da ışığınız var. Ve aşk enerjiniz de var. Özellikle aşk konusunda şanssız olan sevgili gençlere güzel bir ışıltı var. Işıltıyı kabul edin. Çünkü siz sevilmeyi hak ediyorsunuz diyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada hem sizin hem de eşinizin sabit düzeni devam etse de bazı paralar, beklenmedik fırsatlarımız var. Bu da ailelerden gelecek destek.
ve ev değişimi ya da hani deriz ya ev alma konumlarımızla ilgili her iki tarafın da ailesi bize destek olacak gözüküyor. İş konumuz aynı notada devam edecek ama sizin ufkunuz, sizin enerjiniz, daha büyük planlarınız var. Yurt dışına yerleşme içerisinde olan aslanlar için hiç kriz yok. Sadece yaşayabilir miyim endişe? Siz her şeyde yaşarsınız. Sokakta bile yaşarsınız. O zafer sizin olması için. Başarı sizde. Işık var. Ve bu ışığı şöyle düşüneceğiz sevgili takipçilerim. Yani siz nerede, nasıl yaşamak istediğinizi en iyi şekilde çözeceksiniz. Bu arada da çocuk tedavisi, çocuklarınızla ilgili kaygılarınız varsa çocuklarınızın psikolojisiyle ilgili destek alabilir. Çocuk tedavisi düşünen sevgili hanımlar için de zaten Venüs Güneş'te, Mars Güneş'te, bunun için fırsatı değerlendirin ve çocuk hayaliniz gerçekleştirmek için hiç olumsuz bir hafta değil. Çünkü size bu enerji ve doktorunuzun desteği söz konusu olacak. Araç satımınızla ilgili ve eşinizin motor sevdası olabilir. Bir araç, bir motor arasında kararsız kalabiliriz. Evet, kiracınız ya da mal sahibiniz ya da aileniz sahip kiracınızla ilgili pürüz varsa da bunlarla ilgili oluşacak yenilikler kiracınızı çıkartmak zorunda kalacaksınız. Çünkü kiracınız maşallah eve yerleşmiş, çıkmak istemiyor ve sizin mal sahibiniz de sizden memnun ama kira konusunda anlaşmalarda zorluk yaşayabilirsiniz. Maalesef ev arayışlarınız söz konusu olabilir diyorum. Evet, eğitim konusunda kendini geliştirmek isteyen aslanlar hem dil eğitimi hem de doçentlik ya da yüksek anlamdaki yapacağınız projeler olumlu. Sevgili ev hanımları, eşinizi artık karar verdiniz boşamaya. Onun dengesiz tavrı, yani bu hanım için de erkek için de geçerli, konuşmalar, diyaloglar sertleşmeye başladı ve ev ayrılmak, ne kadar konuşsak da aynı başa döndüğümüz için hiç değişen bir şey yok. Ya sadece yıpranmaktan başka bir şeye halim kalmadı diyorsunuz. İyi bir ilişki terapisti, sizin aşk ruhunuz var. İlişkiyi yeniden gözden geçirmenizi öneriyorum. Evet, evinize göz değmiş, nazar değmiş. Başkalarının enerjisi evinize katılmış. Bence bir evinizi Bakara suresi açın, Ayetel Kürsi Nasfelak açın, Kafirun suresi açın. Evinize bereketiniz ayrı renk katsın diyorum. Bir de özellikle sevgili ev hanımları, bu ara masa, koltuk takımı, her şeyi değiştirmek için kafanızda evi yenilemek istiyorsunuz. Kışa hazırlık, pimapenlerle alakalı sorunuz var. Onu çözmeniz daha sağlıklı. Sağlık olarak özellikle gözyaşı, gözle ilgili alerjik durumlarımız, saç dökülmesi ya da saç kıran problemlerimiz olabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Bu hafta özellikle güzel olabilecek her şeyin inancındasınız. Yani size güzel bir iş teklifi, yerinizle alakalı değişmesini beklediğiniz yenilikler için masada imzalarınız atılıyor. Hadi hayırlı olsun. Çünkü siz hayatınızda size ait noktadaki hakları almak için bu hafta çok şanslısınız. Özellikle kurumsal alandan farklı bir masa değişimi, devletteyseniz devletle ilgili yöneticileriniz size destekleyicisi ve konumunuzla ilgili de haklarla konuşması size keyif verir. Hem yorucu, hem dosya, hem evrak, hem hesaplar, hem kitaplar o kadar yorucu gelecek ki size. Yani artık uyumaya bile vaktim yok Emineciğim diyeceğiniz bir hafta. Ve özellikle işsizseniz ve uzun süredir iş krizleri yaşıyorsanız bu hafta yeni masanız, yeni işiniz, yeni kalbiniz hayırlı olsun. Bu da uzun soluklu hayatınızda yer alacak iş fırsatları yarattığını gösteriyor sizin için. Eğer ki kurumsaldan farklı bir ülkeye ya da farklı bir yabancı bir firmaya girmek istiyorsanız alternatif teklifleri gözden geçirebilir ve buralarla alakalı size verilecek şansları en iyi şekilde değerlendireceksiniz. Aşk acısı çekeceksiniz. Yani dibe vurmuş. Bende bir uğursuzluk var. Elimi tuttuğum herkes benden gidiyor. Yani bende ne var? Ne oldu da bana diyeceğimiz bir hafta olacak. Bu da en çok sizin kalbinizin yaralanmasına ve inanarak güven içerisinde olduğunuz her şeyin yalan olduğunu göreceksiniz ilişkilerinizde. Sevmek, sevilmek, değer vermenin çok anlamsız olduğuna karar vereceksiniz ama siz çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Başkalarının yanlışı sizi üzmesin. Bu iş yerinizdeki emek verdiğiniz insanlar, patronlarınız, iş ekip arkadaşlarınız, herkese öğretmek isterken sizden çalınan hayata çok öfkelisiniz.
Bence bunlar artık sizin hayatınızda acı değil, tatlı olması lazım. Her seferinde aynı duyguda yaralanıyorsun ve her seferinde tövbe ediyorsun, yine başa dönüyorsun. Yani sen değişmiyorsun. Sen kalbini komple veriyorsun, teslim ediyorsun. Bu iş emeğin olsun, aile emeğin olsun. Aynı noktada yaralanıyorsun ve bende bir uğursuzluk var, kötü enerji var. Yıldızım mı düşük, enerjim mi düşük diye ortalıkta dolanıyorsun. Hayır, sende hiçbir şey yok. Sadece merhamet kurbanı, iyilik kurbanısın. Artık bunu öğrenmek gerekiyor demek ki siz. Hem Venüs Mars'ta insanlarla iletişimde ne istediğinizi, Venüs Mars ile güzel bir kavuşum evi, güzel bir uyumlu açısı var. Burada artık siz artı eksi öğreneceksiniz. Emek verdiğiniz, mücadele ettiğiniz insanlar için değil, kendiniz için nefes alacaksınız. Güneş aynı şekilde Venüs de 23 Ekim'de kavuşum evresinde terazinin 29 derecesinde gerçekleşecek. İşinizle ilgili büyümek, yeni projeler ve kendi mesleğinizi farklı alanlara taşımak istiyorsanız bu kavuşum size mutluluk yaratacak. Unutmayın ki artık yavaş yavaş akrebin rüzgarında devam edecek Güneş. Bu enerjiniz ve duygusal karanlığınız ve psikolojinizin bozulmasına asla izin vermenizi istemiyorum. Çünkü bir ay boyunca ben neyim, kimim, neden varım, neden ben bu hayata geldim? Onu tuttum olmadı, bunu tuttum olmadı, şunu tuttum olmadı. Böyle kafanız devamlı sorularla oluşacak. Yurt dışı ile ilgili evraklarımız, yolculuk seyahatlerimiz, topraklarla alakalı yapacağımız yenilikler hem ailemiz için hem de bizim için olumlu bir evrede. Bunları en azından gözden kaçırmamanız gerekiyor. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada her şey gayet sütün giderken eşinizin ilgisiz tavrı, değersizlik gibi hissettirebilir. Onun kendi ailesiyle ilgili, kendi kökleri, kendi baba ve kardeş kökleriyle ilgili yaşadığı krizleri size yansıtmak istemediği için konuşmuyor. Burada herhangi bir kadın yok, aldatılma yok. Onu bu konuda destek vererek ilişkimizi ve onun konumuyla ilgili de beklediğimiz prim, haklarla ilgili iade edilecek korkmanıza gerek yok. Sizin sadece yanı ekip arkadaşımız var burada 3 ya da 4 kişilik. Bu insanlar sizinle ilgili çok olumlu düşünceleri yok. Onlara gülümseyin, kendi işinize konsantre olmanızı istiyorum. Bu ara kendi işinizle alakalı noktada büyütme planlarınız varsa, size ortaklı projeler, yenilikler var. Parayla parayı değiştireceksiniz. Yani artık Türk parasını dolara, euroya çevirebileceğiniz bir enerji anlaşmalarımız var. Bu enerjilerde size farklı bir güç kazandı. Ev satımı ile ilgili net kararınız, güzel bir anlaşma, yeni bir ev almaya fikrimiz de olumlu. Daha bahçede, daha müstakil ya 3. kat, 2. katta güzel bir noktanın sevincini yaşayacaksınız. Ailemize ait çözülmesi gereken ve babamızın bize hakları ile ilgili vereceğim deyip vermemesine kırgınsınız. Artık sevgili kadınlar, babalarınızla gidin görüşün, yoksa erkekler haklarınızı yiyecek. O yüzden masaya yumruğunuzu koyun, ben de sizin evladınızın değil demeniz gerekiyor diyorum. Kendi iş yerinizde ve kendi işinizle alakalı büyütmek istediğiniz noktalar için olumlu. Aşk acısı çeken kadın erkek ayrımı yapmıyorum Başaklar. Aşk size zaten acıyla dokunuyor, acıyla bitiyor. Biraz ara versek, kendimizi şifalandırsak. Bir de söz ve evlilik kararı veren sevgili Başaklar, güzel bir evlilik ve huzurlu bir evlilik olacak. Bu ara ayrılmak, boşanmak, yüzüğü atmak isteyen bazı Başaklar da aman sakin olun ne olur. Yani daha iyisini bulmak gibi değil de sizi anlayacak daha iyisini bulamayız. Şu anki hayatınızdaki kişi doğrudur. Sevgili ev hanımları ve sevgili çocukları olan güzel anneler, çocuklarınızla ilgili iletişim çok güzel. Onları daha güzel eğitimlere ve onları doğru eleştiriler yaparken kırıcı konuşuyorsunuz ve sert konuşuyorsunuz. Bunları sımsıkı sarılın, sevdiğinizi söyleyin. Ve çocuklarınızın diş problemleri var ve bir çocuğunuzun göz problemi var. Acilen kulak, burun ve gözcüye götürmeniz lazım. Yoksa sıkıntı diyorum. Evinizde yenilenmesini istediğiniz birçok nokta var. Şu an bu parayı bunun için harcamayın. Çünkü farklı bir projeniz var. O size uyumlu gelecek. Evet, sağlık olarak özellikle sevgili Başaklar'da boyun tutulması ve bel ağrısı ve şiddetli baş ağrılarımız var. Bu bizim genetik olan migren ağrımızla alakalı. Önemli bir durum yok. Merak etmeyin. Sevgili gençler, eğitiminizi doğru tamamlayın. Yazık etmeyin kendinize. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Bu ara çok hareketliyim, inanın. Ateşim de var. Bir yandan oturuyorum, bir yandan yorum yapıyorum, bir yandan kalkıyorum, bir yandan oraya oturuyorum. Artık beni tanıdınız. Evinizin, ailenizin evladıyım, annesiyim, ablasıyım, kardeşiyim.
Hepimiz bir aileyiz. O yüzden beni affedeceğinizi düşünüyorum. Sevgili teraziler, aile sorunlarımız, kardeş, ilişki ve iş problemlerimizle ilgili yaşadığımız krizler bizi çok fazla yorabilir. Ama artık bu yorulma sizi güçlenmenize sebep olacak. Daha doğru projelerde yer almanız için çok destekleyici bir hafta. Evet, dert dinliyoruz. Dert anası, dert babası oldunuz. Ama Venüs ve Mars'ın çok güzel uyumlu bir açısı var 19 Ekim'de. Bunu doğru değerlendirdiğinizde yeni iş imzalarımız, yerimizle ilgili planladığımız büyümeler, iş planlarımızla ilgili artı projeler ve görünmez ruhumuzun görünür bir hal alması sizi ayrı bir renk katacak. İsteklerinize, istediklerinize kavuşacaksınız. Umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Kurumsalda çalışıyorsunuz, insan kaynaklarında çalışıyorsanız ya da yetkili bir noktadaysanız rütbeniz, konumunuzla ilgili güzel fırsatlar sizi bekliyor. Devletle bağlantılı noktalarda çalışıyorsanız, burada devlette bazı krizler var ve bu krizlerden kaynaklı görünmüyor olabilirsiniz. Masanızı kaybetmeyin. Çünkü kaybetmek üzeresiniz, farkında değilsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız, serbest alandaysanız, biraz daha işinizi büyütmek, reklam yapmak, alanı büyütmek planlarımız var. Ve dijital alanlar, blog alanlarında yazmak ve işimizi büyütmek için güzel teklifler gelecek. Ve yurt dışı ile ilgili bu işimizi daha fırsatları yakalayacağımız dengeler var. Özellikle Arap ülkeleri ile ilgili çalışmak isteyen sevgili teraziler, bu anlaşmanız gerçekten hayırlı ve uğurlu olsun. Bu kapıyı yakalayacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum ve ılımlı ve keyifli bir anlaşma size mutluluk yaratacak. Evet, bu ara çalışan çiftlerimizle alakalı noktada evli çiftlerimizin iş konumları ile ilgili biraz dedikodular, karışıklıklar, kaoslar var. Evet, 19 Ekim'de Venüs ve Mars arasındaki uyumlu açı bu gerginliklerin bitmesine, yeri ve konumunuzla ilgili dengeyi bulup daha rahat bir evrenin mutluluğunu tatmanızı gösteriyor. Evet, aynı şekilde de 23 Ekim'de Venüs ve Güneş arasındaki kavuşum 29 derecede terazide artık akrebe doğru yol alan Güneş'in enerjisiyle ilgili son isteklerinizi, son planlarınızı yapın. Çünkü siz bu ay alabildiğiniz kadar enerjinin en verimlisini aldın. Eski sevgiliniz geri dönüyor, yüzleşiyorsunuz. İçinizdeki ne varsa kırgınlıkları söylüyorsunuz. Bu ara ilişkinizle ilgili kötü giden, sizi anlamayan, yoran ilişkinize de artık bay bay diyorsunuz. Çok olumlu ve keyifli giden ve planlar içerisinde olan sevgili teraziler, acele etmeyin. Sizin başka kısmetleriniz de var. Siz sadece içinizde ona aşık olduğunu düşünüyorsunuz ama aynı kültür, aynı enerjide değilsiniz. Acele etmeden sakin karar vererek yeniliklere açık olmanız size daha mutluluğu getirecek gözüküyor dedim. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eş ve eşinizle ara mesafe, yol mesafesi olabilir. Birbirinizi özlemleriniz artmış olabilir. Eşiniz devamlı yurt dışı, şehir dışı seyahatler yaptığı için ailede eksik hissediyor olabilirsiniz. Ne yapsın? Sizi seviyor ve yaşam kalitemizi büyütmek istiyor. Başka bir kadın ya da başka bir erkek yok. Korkmanıza gerek yok diyorum sevgili terazi burçları. Evet sevgili gençler, eğitim konularınızla ilgili biraz daha sanatsal fikirleriniz, estetik doktor olmak, güzellik alanında yer almak istiyorsanız, sizden konuşma aksanınız çok kuvvetli, hukuk, siyasi bilimler okursanız daha başarı elde edebilir ve bölüm değişikliklerinizi bunun üstüne yaparsanız daha mutlu olacağınızı gösteriyor. Yalnız ilişki hayatınızla ilgili, hayatınızdaki insan size doğru adım atıyor ama ilişkisi olmayan sevgili teraziler, biraz daha kendi ruhunuzdaki aşkı aradığınız için herkesi beğenmiyorsunuz. Herkese bir kulp taktığın için de ben aşksız değilsiniz. Siz kimseyi beğenmiyorsunuz. Beğenmeyi öğrenin lütfen diyorum. Sevgili ev hanımları, çok yoğun bir hafta, işiniz, koşturma, çocukların okulu, ders, kurs vesaire şey, kendinize vakit ayıramadınız. Pilates, yoga, yürüyüşler sizin enerjinize iyi gelecek. Bu ara mutfak raflarımız, mutfak ve banyo giderlerimizle ilgili tamir konularımız, parkelerle ilgili yenilik kararımız var da anam Ekim bitiyor, sen bunu ne zaman yapacaktın? Yaz ayı yapman gerekirken bu aya kattın. Hadi neyse yap, çünkü sen mutsuzsun evin enerjisinden ve ev alma planı ve ekstra bir ev düşünceniz varsa kredi kabulünüz var gözüküyor. Hayırlı olsun. Sevgili ev hanımları, ben eşimden para almaktan çok utanıyorum diyen
sevgili hanımları, çünkü eşler arasındaki para krizi enerjisi var. Buradaki 8. ve 11. ev siz bu konuda üzüntü yaratıyor. Mesleki anlamda kendinizde çok başarılısınız. Astroloji eğitimi alabilir, kozmik enerji eğitimi alabilirsiniz. Yani kendinize ekstra kazançlar yapacağınız kurslarımız var. Haydizce sertin toprağı. Son zamanlarda omuz düzleşmeniz ve sırt düzleşmeniz oluşmaya başladı. Güzel bir spor, yüzme size iyi gelecek diyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda deniz eti tıkanıklarımız değil de alerjik kaynaklı riskli, mesela kaşıntılarımız olabilir. Vücut yediği gıda ya da deterjanlara karşı alerjisi olabilir. Bunları doğru süreçte vücudumuzu kontrol etmemiz lazım. Bir de ailemizde çok ağır bir hasta var. Bunun tedavisi cevap vermeyebilir. Bununla ilgili yapabileceğiniz tüm mücadeleyi yapın. Biraz sıkıntımız var. Miras da var, tartışma da var. Ama eninde sonunda hakları alma sizin elinizde. Hoşça kalın efendim. Evet sevgili akrepler, doğum gününüz kutlu, huzurlu, mutlu. Ağız tadında olsun güzel takipçilerim. Allah bu ay size bol bereket, bol kazanç, bol huzur versin diyorum. Evet sevgili akrepler, Mars ve Venüs arasındaki güzel açı sizin kendi evrenizdeki hayalleriniz, oluşumlarınızla ilgili ve işinizle alakalı masanızdaki değişimler ve şirketinizin ani yer değişimleriyle birlikte konum, rütbe artışlarınız hayırlı olsun. Kendinizi bu hafta daha ispatlayacağınız, enerjinizin tavan yapacağı ve olumsuz gördüğünüz her imza sizin için olumlu şekilde atılacak. Bence siz kendinizde bu enerjiyi, bu başarıyı hissediyorsunuz ama arkanızda size bir ordu var, önünüze engel olduğu için o ışığı yakalayamamışsınız. Bu hafta bu ışık sizin elinizde ve güzellik ve güzel anlaşmalar size daha büyük renk katacak. Korkmanıza gerek yok. Ama aşk dediğimiz noktada hani sürüne sürüne geber ağlı deriz ya, aynen öyle bir aşk yaşayacaksınız. Sürünüp sürünüp gözyaşı dökeceksiniz. Aman bu ara aşk istiyorsanız kenarda tutun. Aşk acısı biraz sizin işinize de, alanınıza da, ruhunuzu da yoracak gözüküyor. Eski bir ilişkinizin size evlilik teklif etmesine böyle bir düşüneceksiniz ama yaşadığınız acıyı unutmadınız. Unutmamak adına bu yüzüğü kabul etmemeniz gerekiyor. Bunu bilmeniz lazım. Gerekiyorsa ilişki terapistiyle her iki ilişkinin de kendi dengesini görmesi lazım. Görmediği takdirde sözlü şiddet, bayağı karışık olaylar sizi yıpratabilir. İlişkiye hayır diyoruz. Evet, kurumsal iş yerinizle ilgili size yöneticinizin çok güzel omzunuza dokunması, sizinle ilgili planlarım ve hayallerim var ve yurt dışı ile ilgili kapılarınıza çok güzel destekler verecek ve bu desteklerle birlikte yolunuz aydınlık. İş mağduru olan ve hala iş kapısı olmayan sevgili akrepler, güzel bir haftanın evresindeyiz. Başvurularınızda olumsuz bir şey yok. Siz cesaretinizi toparlayın. Yeni iş, yeni kapınız size ayrı bir renk katacak. Artık uzun soluklu iş hayatınız hayatınıza denk gelecek. Serbest bir alandaysanız, farklı işler, kendinize ait ofis alanlarınız varsa bu hafta bol bol kazançlar, müşteriler, danışanlarınız size renkli konuşmalar yaratacak ve bu konuşmalarla birlikte kendi markanız, kendi işiniz daha rahat bir şekilde oturmaya doğru ilerleyecek. Eğer ki devlet kapısı ile ilgili beklentileriniz varsa ve uzun süredir belediye ya da mali alanına girmek istiyorsanız bir destek, şans var. Bu şansı doğru değerlendirin. Bu fırsat size gerçekten olumlu şekilde gösteriyor. Hayallerinize devlet kapısına kavuşmuş gözüküyorsunuz. Çalışan sevgili çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin işten çıkartılma, sizin işle alakalı zorluklarını görmeniz gerekiyor. Başka alternatif iş kapıları baktığınız takdirde daha güçlenecek noktadasınız ve bu sizi daha özgüveninize oturtacak. Eğer ki çocuklarımızla ilgili gelecek planlarıyla alakalı eğitim kursları, ödemelerde çok fazla yoruldunuz ama çocuklarımız çok başarılı. Onların arkasında durdukça o başarı sizi onur edecek. Yani benim çocuklarımla ilgili sizin çocuklarınız yapmaz demeyin. Onlar başarılı ve soyadınızı çok güzel ilerletecek diyorum. Sevgili gençler, evet ruhunuzdaki aşkı yaşamak, bu hafta hiçbir şey duymak istemiyorsunuz. Eğlenmek, sohbet etmek, eğitim, hiçbir şey düşünmek istemiyorsunuz.
Yapın, izin veriyorum. Çünkü sizin zekanız bu hafta bu noktada. Zorlamayın, enerjinizi değiştirin, daha iyi gelir. Bu hafta özellikle ailemizle çıkacağımız yolculuklar bizim ruhumuza da şifa gibi gelecek. Evle ilgili kararsız taşınayım ya taşınmayın, çünkü şu an gideceğiniz ev bu enerjiden daha iyi değil. Ve ekonomik olarak da şu an bu evi taşımanız zararda gösteriyor. Mümkün olduğu kadar idare etmeniz sizin için daha sağlıklı ve daha güvenilir diyorum. Miras konularımız, çözülmesi gereken yasal, cezaevi mahkemelerimizin yoğun olacağı bir dönem. O yüzden avukatınız ya da sizin duruşmada kendinizi çok doğru ifade etmeniz lazım. Bazı suçlamalar var. Bu suçlamalardan arınmaya ihtiyacınız var diyorum. Dedim bile. Evet, kendinizi geliştireceğiniz eğitim kurslarınız, başarılarınız var. Bunlarla ilgili korkum yok. Ama özellikle boşanma fikri olan akrepler, gerçekten anlaştık. Ev ayrımı, yol ayrımı, sadece çocuklarla alakalı yaşadığımız krizlerden bazı tatlı yalanlar var. Çocuklarınıza dürüst olduğunuz sürece onlar da dürüstlüğü öğrenir. Siz de acı çekiyorsanız onlar da bu acınızı bir pedagogla bilmesi lazım. Onların ışığına ışık katmak lazım diyorum. Evet. En önemli şey, sevgili ev hanımları, bu hafta gerçekten hem keyifli, hem seyahatler, hem yolculuklar, hem de evinizdeki şen şakrak gülümseme evliliğimize, ilişkimize, güzel giden yuvamıza huzur ve bereket getirecek. Yalnız sizin de demir parmaklıklarla alakalı tamir, tadilat ya da evinize demir parmaklıklar, demir kapı yaptırma gibi düşüncelerinizi geciktirmeyin. Mahallenizde biraz hırsız havası ve tanıdığınız insanlar kapınızı zorlayabilir. Dikkatli olun diyorum. Evet, bir de en önemli şey, sevgili gençler, umutlarınızdan asla vazgeçmeyin. Ve özellikle iki erkeğiniz ya da üç erkek çocuğunuz varsa, biri çok önemli ve biri sporcu anlamında, biri matematik mühendisliği anlamında çok yetenekli. Onu bu noktada desteklerseniz çok sevinirim diyor. Evet, sağlık olarak özellikle iç kulak ve orta kulak iltihaplarımız daha yoğun olacak ve bu bizim bel ağrımamıza sebep olabilir. Check-up size iyi geleceğini düşünüyorum. Sürpriz beklediğiniz para gelmeyecek. Unutun onu, gitsin. Sadaka gibi olarak kabul edin. Ama kredi ve araç kredinizle ilgili olumlu evre var. Şimdiden araç krediniz kabul olsun. Bu arada estetik merakı olan sevgili akrepler, hadi cildinizdeki lekeleri iyileştirmek istiyorsunuz. Sevgili beyler, siz de cildinizi renklendirmek istiyorsunuz. Estetik kadın ve erkek için olumlu. Ben karşı değilim. Güzel hissettiğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Dövme harcını da öpüyorum. Sevgili yaylar, beğen, yorum yap. Bütün dostlarına paylaş ve kanalımızı anlat. Hep birlikte bir yorum yapın. Hepinizi tek tek okuyorum, takip ediyorum. Ara sıra laf geçiriyorsunuz bana. Bunu da kabul ediyorum aslında. Evet sevgili yaylar, özellikle sizin işlerinizle alakalı unutulan evraklar, çalınan dosyalar, çalınan mailleriniz ve başarınızın önüne engel olacak insanları bu hafta görmeniz lazım. Çünkü bende kusur yok. Hep bir şey kayboluyor. Toplantılarda geç kalmalar ve yöneticilerinizin alaycı tavır bakışları ve sizin onları dinlememe gibi enerjinizi artık bu hafta çıkartmamız lazım. Çünkü bilinç sizi oyuna getiriyor. Çok fazla bilgisiniz, çok fazla akıllısınız ama bilincin oyuna gelmeyin istiyorum. Evet, farklı bir kurumsal şirketten beklentisi olan yaylar için güzel bir enerji ve güzel bir başlangıç var. Bu başlangıç sizin hayırlı olsun, yeni işiniz, yeni umudunuz size renk katsın diyorum. Aynı kurumsal firmada değişimler beklentiniz varsa yıl sonunda hem priminiz hem de haklarınız var. Buraya veda etmeyin. Ve kovulma derdinde olan da artık beni kovsun bu firma, ben kendime iş kurmak, sistem kurmak, paramı alıp gitmek istiyorum diyorsanız şirket sizi hayatta kovmaz. Siz kendinizi geliştirin, yeni kapılar yaratın ve haklarınızı alarak fırsatlar evlenin. Evlenerek gidin. Bir şekilde bunu bir çözüm yaratın diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız, serbest alandaysanız korkularınız var. İş yerini kaybetme, müşteri kaybetme, iş yerinizdeki bütçeyi kaybetme gibi korkularınız var. Hiç korkmayın. Şirketiniz her geçen gün, küçücük alanınız her geçen gün daha büyüyecek. Özellikle güzellik merkezi olan, sağlık, spor alanında merakı olan sevgili yaylar için iş yerinizdeki kazanç size ayrı bir kazanç çevresi yaratacak. Devlet kapısında avukat, hakim, savcıysanız, yani işinizi bırakmak için bir sebep arıyorsunuz ama işinizde çok başarılısınız ve işinizi daha büyütmek için yeni aktif yollar bulmanız lazım. Kapatmaktan çok kendinizi büyütmek için fırsatlarınız var. Hiç bence
hayallerinizi daha güçlü tutun. Evet, yurt dışına yerleşmek, yurt dışında yaptığınız işle ilgili mesleki anlamda düşünceleriniz var. Yapın ve gerçekten başarı var. Bir de kurumsal ve devlet, kurumsaldan devletle ilgili sizi oluşturmak istediğiniz fırsatlar var, olumlu. Ama devletten size başka büyük teklif var. Daha büyük bir noktaya geçişiniz için yazınız, tayininiz, atamanız gerçekleşmiş. Hayırlı olsun diyorum. Hiç korkmayın. Gideceğiniz kapıda siz farklı bir enerjiyle kendinizi ispatlayacaksınız. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin yurt dışı kapısı gözüküyor. Biraz aramızda ayrı mesafeler, ayrı yol olsa da belli bir süre sonra eşiniz sizi bu noktaya alacak ama siz yaşadığınız yeri seviyorsunuz. Eşinizi çağıracaksınız. Hiç gerek yok. Gideceğiniz noktada daha büyük aydınlanmalarınız var. Sevgili gençler, eğitiminiz, duygusallığınız güzel gidiyor. Hayatınızdaki kişinin size yalan söylediğini düşün. Bence tatlı yalanları siz söylüyorsunuz. Ona suç atıyorsunuz. Siz bir dürüst olun. O size zaten dürüst diyorum. Evet sevgili ev hanımları, eşiniz, konumunuz, yoğun bir temponuz, eşinizin iş stresi, yani evdeki her şeyin sizin üstünde olmasından yorulmuyorsunuz, seviyorsunuz. Çünkü siz aşk ve yuva enerjisindesiniz. Ama bu ara sanki aşk enerjisi çıktı da ben gideyim, seyahat edeyim, artık aynı evde aynı şeyleri yapmaktan çok bunaldım diyen bir enerjiniz var. Bu konuda da evdeki halkı ikna edin. Bu halk sizi güzel seyahatlere oluşturacak. Sizin de kendi ve eşinizin ve sizin kendi ailenizde mirasla alakalı konular gündemde, haklarınız ziyan olacak. Doğru hukuki süreci kendi, özellikle erkek kardeşleriniz ya da kayınçonuzdan kaynaklı para malımızı başka haklara geçiş yapacak, oyunlar oynanılacak. Buna dikkat etmemiz lazım. Aldığımız evin biraz tapu problemi olabilir, belediye ile alakalı sıkıntı durumları olabilir. Biz bunları şimdiden kontrol edelim ki ileride kendi malınızı gereksizce farklı paralar ödememeniz gerektiğini uyarıyorum. Evet, ilişkinizden ayrıldıysanız adım atacak. Yeni bir aşk istiyorsanız güzellikler katacak. Ama ilişki, uzun soluklu ilişkilerde de güzel giderken birbirinizde kaprisleriniz var. Birbirinizi yanlış anlayıp gereksiz küsüyorsunuz. Akşamüstü de gereksiz barışıyorsunuz. Bu kısa barışma üzüntü ileride size sıkıntı yaratabilir. Doğru dengeyi kurmanız lazım. Bu arada şüphelenen, özellikle sevgili beyler, eşinizle ilgili kafanızda garip garip soru işaretleriniz var. Yani bu geç geldi, telefonun devamlı çevrim içi, eşinizin zaten telefon merakı var ya da sevgilinizin, bu konuları bence gereksiz abartıp ona baskı yapıyorsunuz. Ona baskıdan çok sevgiyle saçını okşayın, sevgi gösterin. Boşanma fikri olan yaylar içinde çocukların baskısı ve çocukların sıkıntılarından dolayı geri adım attınız. Devam eden boşanma mahkemeniz var. Gitmezseniz boşanma düşecek zaten. Bence gitmeyin. Siz evinizi, düzeninizi seviyorsunuz. Rahatlığınızı da seviyorsunuz. Hizmet alanınızda her şeyiniz yapılıyor. Bencillik yapma. Sen de bir adım at hayatındaki kadına. Sımsıkı sarıl diyorum. Evet, ev almak değil de evinizle alakalı son badana boya, renkler ve avize ve elektronik eşyalarla ilgili yenilik kararınız var. Ne gerek var, daha yeniydi. Sadece avizeleriniz ya da elektrik tesisatınızın gözden geçmesi gerekiyor. Masraf yapmayın. Çünkü araç alacaksınız. O daha büyük bir masraf. Bir de ailenizin size sizin hakkınız olan tapu ile ilgili söz verilmiş ve herkes içerisinde tapunuzu da almış olacaksınız. Eğitiminizi geliştirin. Dil eğitimi düşünen ya da farklı kurs eğitimi almak isteyen, LGS'ye hazırlanan sevgili takipçilerim için de başarı odaklısınız. Hiçbir kriz yok. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığı ve bel fıtığı, sırt ağrılarımız, artık yatağınızı değiştirin ve yastığınızı değiştirin. İleride boyunda daha büyük sertlikler oluşacak. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Evet, ailemizde hasta annemiz ya da kız kardeşimizle ilgili sağlık problemleri olabilir. Bunlarla ilgili endişe yaratıyor, düşünceleriniz, korkularınız olabilir. Onlar sağ salim sağlığına kavuşacaklar. O yeni ortak, yeni projeler, yeni işlerle ilgili de size doğru bir trafik oluşumu var. Ve bu trafik oluşumunda yeni iş kapınız, yeni olumsuz gördüğünüz konularınızın rahat geçişini sağlayacaksınız. Hem böyle hüzün, hem böyle kazanç dediğimiz bir hafta.
Fakat iş gereği toplantılarımız, telefon konuşmalarımız, maillerimiz ve yolculuklarımız çok hareketli olacak. Bol bol C vitamini vücudumuza depolayacağız. Doktorumuz karar versin lütfen. Çünkü dingin bir beynin daha sağlıklı ve konuşma çok yoğun konuşacağınız için de hani böyle ses kısıklıklarımız ve halsizliklerimiz olabilir. Bol C vitaminiyle bir toplantılarımızı rahat bir şekilde geçirmemiz lazım diyorum. Venüs ve Mars arasındaki olumlu açı, kötü gördüğünüz ve size kötülük yapacak iş kapınızdaki insanların size doğru adım atarak itiraf edeceği bir hafta. Önünüzdeki engeller kalkıyor, zarar dönemi bitiyor. 23 Ekim'de Venüs ve Güneş arasındaki kavuşum ve 29 derecede terazinin son aksına doğru, yani akrep artık merhaba diyeceğimiz bir dönem, yurt dışı ve işlerinizle alakalı her şeyin daha net ve açığa çıkması, sizin haklarınızla alakalı da verilecek ve elinize güzel atamanız, yükselmeniz, bununla ilgili güzel konuşmalar size keyif verebilir diyorum. Kurumsal bir alanda üst düzey yönetici unvanı alma hakkımız var ama işsizseniz ve uzun süredir iş ve para problemi yaşıyorsanız 23 Ekim'den sonra sizin şans kapılarınızda daha güzel yükselişler ve işinizle alakalı fırsatları daha doğru kazanca dönüştüreceksiniz. Evet, serbest alanda kendi işinizi yapıyorsunuz. Bu alanla ilgili kazançlarınızda yorgun ve başarısızlık gördüğünüz, özellikle salı, çarşamba, perşembe çok güzel kazançlar elde ettik. İşimizi, alanımızı daha büyüteceğiz. Bize daha güzel, olumlu adımlarla birlikte kendimizin gülümsemesine yardımcı olacağız. Hacizlik, icraatlık durumlarımız var. Bunları çok rahat, hani taksitlendirme sistemiyle borçlarımızı toparlayarak bu sıkıntılarımızı da arkada tutacağız. Şirketinizin size vereceği yolculuklar, iş gereği gitmeniz gereken noktalarında sadece evrak ya da pasaportunuzla alakalı son tarih olabilir. Bunları bu hafta çözmeniz lazım. Çünkü Ekim sonunda bol bol yurtdışı seyahatiniz var. Ve bu bol bol seyahatte de yeni insanlar, yeni yöneticiler, yeni insanların size destekleri de fazla olacak. Kaçırmayın diyorum. Devlet kapısında Ankara, Adana, Aydın tayin düşünceniz varsa bununla ilgili de özellikle E harfli bir erkek ya da E harfli bir kurumdan çok güzel bir destek alacaksınız. Ve şimdi gideceğiniz kapı ve yolculuk, lojmanla alakalı da krizleriniz varsa devlette çalışan lojman kapınız da hayırlı olsun diyorum. Evet, sevgili çalışan evli çiftlerimizle alakalı her şey rutin gidiyor. Eşiniz yoğun, siz yoğunsunuz ama ev düzenli ve tertipli. Sadece evde ailenizin bir desteği, anne ya da kayınvalidenizin bir desteğe ihtiyacı var. Evde yemek yemeye vaktiniz yok. Yardımcı tutmaya da şu an ekonomik olarak gücünüz yok ve kimseye evi almak istemiyorsunuz. Genel dünyanın sağlık probleminden dolayı. Bu iyi olacak. Hem de evimizin enerjisi değişecek gözüküyor. Ev almak fikri var ama İstanbul ya da yaşadığınız yerden değil, başka bir alandan alma fikriniz var. Hatta arsa üzerine kendinize ev yapıp böyle çiftlik, güzel, müstakil bir ev hayaliniz var. Bunlarla ilgili değil de yaşadığımız yerde bir evimizi satacağımız, evimizi büyüteceğiz. Ondan sonra o hayalleri çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz diyorum. İlişki konularında sevgili oğlaklar için, evet, Venüs ve Güneş arasındaki kavuşum sizin ilişkilerde kim yalancı, kim doğru, kim size zarar verebilir bunu görecek. Aşk için de geçerli, sevgi için de geçerli, eşleriniz için de geçerli. O yüzden 23 Ekim'i biraz daha kontrollü. Çünkü terazinin 29 derecesi artık akrebe doğru geçiş yapan güneşi, gözlerinizi dört açın. Kim doğru, kim yanlışı bulun istiyorum. Özellikle öğretim görevlisi, akademik kariyer yapan sevgili oğlaklar için güzel konum ve mertebeniz şimdiden hayırlı olsun. Size verilecek ünvan, size verilecek yapı sizi gerçekten mutlu edecek diyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda maşallah çok başarılısınız. Bir de aşk size dokunsa daha ne güzel olur. Hem aşk var hem de eğitimde başarınız yükselecek gözüküyor. Evet, bu ara aile içerisindeki hastalıktan kaynaklı yaşarken miras tartışmaları olur ya, bu benim, bu senin, bu benim. Ya insanlar yaşıyor, dur acele etmeyin ya. Birileri bir yere gidecek, ondan sonra miras kavgası yapmanız lazım. Bence çok bencilce hareketler sergiliyorsunuz ve bu bencillik daha sonra ailelerde büyüklerimizin kaybından sonra kardeş ya da kuzenler arasında bağ problemi olacak. Yaşarken insanların ve malınızın kıymetini bilin diyorum. Araç konumuzla ilgili satma kararınız var. Onun yerine ev almayı düşünüyorsunuz. Hayırlı olsun. Sevgili ev hanımları, evet,
Bu hafta en dingin haftanız, en rahat haftanız. Evde pürüz yok, tartışma yok. Boşayacaksa boşasın, kalacaksa kalsın dediğimiz bir hafta. Siz kendinizi buldunuz. Kim ne yapmak istiyorsa o akışa doğru ilerliyorsunuz diyorum. Evet, eski sevgilinizle ilgili diyaloglarda kalp kırıklıkları yaşayacaksınız. Yeni ilişki isteyen, özellikle evlenmiş, ayrılmış ya da yaşı olgun insanlar için güzel fırsatlar, tanıştırmalar var. Bence gözünüz, hatta yurt dışı bağlantılı tanıştırmalar var. Gözünüzü dört açın. Hayırlı yolculuklarınız, hayırlı kapılarınız da var. Umudunuzu asla kesmeyin diyorum. Sağlık olarak özellikle baş ağrılarımız ve damar tıkanıklıklarımız ve varis problemimiz olabilir. Bunu şimdiden çözün. Hoşça kalın efendim. Sevgili kovalar, vallahi başım ağrıyor. Oturuyorum, ayaktayım. Ya bir şekilde bu haftayı yorumluyorum. Hatam varsa affola diyorum. Sevgili kovalar, Venüs'ün ve Mars arasındaki açı sizin iş tekliflerinizle ilgili olumsuz geçireceğiniz. Tam olumsuz görürken burada yöneticiniz ve patronlarınızın size çok güzel noktada ışık tutup yerinizle ilgili haklarınızın doğru savaşını size bu güzelliği yaratacak gözüküyor. Tam endişeliyken kurtuluğa döneceksiniz. Kurumsal bir alanda yoğun bir tempoda bu hafta evraklar, hesaplar, kitaplar, bölümler, masalar ve devamlı hareket halinde olacağınız için hani bu hafta nasıl geçti, ben nasıl hafta sonunu geçirdim diyeceğiniz bir hafta olacağı için hiç kimseye kafayı takmayın, işiniz yoğun olacak. Devlet alanında çalışıyorsanız devletle alakalı noktada da pürüzlerin çok yoğun olacağı, hataları açık olacak ve özellikle ekip arkadaşı ya da yöneticilerinizin yanlış kararı bizi biraz ve şirketimizi ve devlet kapımızı zorlayabilir. O yüzden siz dikkatli olun, başkalarının hatalarını gösterin, yine siz adımlarınızı doğru ilerletin diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal anlamda biraz daha zorlayıcı bir hafta. Umudunuzda para var, yok değil. Ama sizin ödemeleriniz, harcamalarınız, geçmiş borçlarınız o kadar çok fazla var ki neyi nereye dengeleyeceğinizi bilmediğiniz için biraz mutsuzluklar yaratıyorsunuz. Aslında siz tutumu, dengeyi ve aklı çok iyi biliyorsunuz ve çağa çok ait bir insansınız. Başaramayacağınız hiçbir şey yok. Ben sizden umutluyum. Siz desteksiz ve güçsüz olduğunuz için her sabah aynı tempoyla uyan. Yine aynı şeyler, yine aynı öğlen, yine aynı yemek, yine akşam. Evet, haklısınız. Son bir yıldır aynı şeyleri yaşadınız ve çok gözyaşı döktünüz. Ama Ekim sonu artık size daha doğru verilecek haklarla ilgili gülümsemeler yaratacak diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız, serbest alandaysanız, yazı yazmak, kitap yazmak ya da öğretim görevi ve akademik kariyerle ilgili de kendinizle ilgili yeni eğitimler, yeni konumlarla ilgili net oluşumlarınız var. Bence siz zekisiniz zaten. Bol bol okuyun. Okumak size renk katıyor ve bilinçlenmek, astroloji eğitimi bile alabilirsiniz. Dokunacağınız her insan size şifa olarak geri dönecektir diyorum. Evet, ortaklı işlerde ayrılım kararı, mekan değiştirilme ve mal sahibinizle alakalı krizleri görmeniz lazım. Görmediğiniz takdirde size uyarı kağıtları, evraklar gelebilir, ani taşınmalar söz konusu. Şimdiden alanımızı dört gözle bakacağız ki işimizi kaybetmememek adına daha sağlıklı ve hayırlı olacak gözüküyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle hanımınızın güzel bir yükselişi ve ayrı bir renk katacak ve eşiniz sizi tebrik edecek. Eşinizin de ailesine verdiği paraları geri alma konuşmaları söz konusu. Eşinizin ailesi para mara vermez. Ancak onlar yolcu olacak ki ondan sonra haklarınızı alabilirsiniz. Şu an eşinizle ilgili bu para mevzusunu açmayın. En azından kendiniz mutlu ve huzurlusunuz. Boşunuza yuvanı bozmayın diyorum. Evet, çocuk düşünen, çocuk tedavisine başlayan teraziler, pardon, kova burçları biraz bu konuda hüsran ve umutsuz ama son bu şans, doğru şans. Deneyin. Allah size doğru şansla doğru evladınızı kucağınıza vermeyi nasip edecek diyorum. Ama şunu unutmayın ki ilişkilerde zorlu, kırıcı ve sert konuşmalar var. Ve hayat arkadaşınızın güven problemi var. Ve bu yüzden sizi güvensizlikle, hani siz devamlı onu telkin etmeniz lazım. Hep motivasyon. Nereye kadar anam? At çöpe gitsin, yeni bir insan gelsin. Hep onu motivasyon et. Sana gelince yorgun. Yani bu evrede siz değersiz kalıyorsunuz. O yüzden bu ilişkinin size bir artısı yok. Evlenme fikri olan sevgili kovalar için yüzükler hazır, gönüller hazır, aileler hazır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ve boşanma fikri olan ve bir ara adım atıyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Artık bu ilişkide heyecan yok, sevgi yok, değer yok, önemsenme yok. Mecburen parasızlıktan idare ediyorsunuz.
eğitim ve başarınızı alın ki 1-2 yıldan sabırlı olun. Ondan sonra yolculuğunuza başlayın. Bu şekilde bu düzende yaşam olmaz. Kendinize zarar veriyorsunuz diyorum ve mutlu değilsin. Mutlu çiftlerimizle alakalı noktada da eşinizin size yapacağı sürpriz seyahat ve sizin motivasyonunuzu arttıracak. Bu da size ayrı bir mutluluk katacak. Sevgili gençler, eğitim, kariyer, hayatınızla ilgili ne istediğiniz ve biyolojik, kodlama ve bu konularla alakalı çok başarısız. Hayalleriniz Avrupa, gideceksiniz ama aşk, yanınızdaki tuttuğunuz aşk sizinle gidecek. Eğer aşk arayan sevgili kovalar için de güzel şanslar var. Doğru kalbe, doğru ışığı görmeden, çünkü siz çok gerçekten kalben istiyorsunuz. Acele etmeyin, doğru kalbi Rabbim size en güzel şifayla verecektir. Hataya maruz kalmanızı istemiyorum. Ev değişik, yemek takımı, yemek çatal bıçak konularımız ve masa değişimimizle ilgili yenilikler var. Bu ara eşinizin ev hanımları, sevgi takıntılarınızla ilgili noktada değil de bu ara hijyeni abartabilir. Evi çamaşır suyuyla, kezapla temizleyebilirsiniz. Zehirlenmemelere dikkat ediyorum. Fazla abartmayın ya, kendinizi çok yoruyorsunuz. Genetik yapınızda kemik erimesi var. İleride bu sorunlar şimdiden size mutsuzluk yaratabilir. Bir de bu ara yüzmeye merakı olan kovalar, belediye kursları gerçekten bu konuda faydalı. Gidin yüzün, takla atın. Hem evde enerjiniz hem de çocuklarınıza daha doğru konuşmalar yaratabilirsiniz. Çocuklarınızın geleceğiyle ilgili problem yok. Siz gebertmek gereksizce çocukları aşağılıyorsunuz. Yapamazsın, komşumu çocuğu ye, yok o başardı. Çocuklarınızı başkalarıyla karıştırmayın. Çocuklarınız çok zeki gözüküyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken üreme organlarımızda hassasiyet, göğüste, göğüs ve rahimde bazı kistler olabilir. İhmal etmeyin. Özellikle erkeklerimiz ve babamız ya da abi ya da eşlerimizin prostat sorunu olabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın. Sevgili balıklar, nasılsınız? Evet, güzellik, enerji ve verimlilik. Ve artık sizin için ne istiyorsanız daha doğru adımlarla yol alacağımız yolculuklarımız var. Şimdi işinizde yeni başlayacağınız maçta yeni konum sizin motivasyonunuzu, enerjinizi çok yüksek tutacak. Eğer ki bulunduğunuz noktada da rahatsız olduğunuz kişilerin işten çıkartılması ya da istifa ve onların yeni kapıları sizin yerinizde biraz daha geniş nefes alacağınızı gösteriyor. Ve onun hedef ettiğiniz konum, masa bak, yavaş yavaş size doğru ilerliyor. Güzel. Devlet kurumunda devletle bağlantılı kapılar arıyorsanız Kasım sonuna kadar bunlar size bir mucize olacak. O yüzden Kasım sonuna kadar sabırlı olun. Bu fırsatımız, bu kapımız var. Ama devlette çalışıyorsanız devlet yöneticilerinizin egoları ve orada insanlara baskıları sizi çok fazla rahatsız ediyor ve kendinizi bu noktada çok fazla güvensiz hissediyorsunuz. Şu an devlettesiniz, sizi kovma şansları yok. Akıllı, saatinizde, işinize konsantre olun, yolunuza bakın diyorum. Kendi işini yapan balık burçları yerinizi büyütmek. Diş hekimi olabilirsiniz, çok büyük bir hastane açmak isteyebilirsiniz. Ya da ortaklı fikirleriniz varsa bunlarla ilgili mekan alanınızı büyük tutacaksınız. Büyük projelerde yer alacağınız gözüküyor. Yani sevgili balıklar, kendi işiniz küçük bir alansa bunun rızkı büyük, merak etmeyin. Onu dijital sahada da büyütürseniz işiniz, isminiz ve bu ara sosyal ağlarda çok hareketli ve çok yoğunsunuz. Hem aşk arayışındasınız, hem işi büyütmek istiyorsunuz, hem bu konuda da güzel fırsatlarınız var diyorum. Çalışan sevgili çiftlerimizle alakalı noktada eşiniz işten çıkartılma gibi bir durumu, sinyalleri arıyor. Acil olun, iş kapısı olumlu, farklı bir yerden var. İstifayı bas, yeni yerin hayırlı olsun. Özellikle de sizin priminizle alakalı verilmeyeceğini düşündüğünüz şirketiniz priminizi, haklarınızı her noktada fazlasıyla verecek ve size şirket araba sunacak gözüküyor. Yeni aracınız da şirketin size vereceği araçta, hayırlı olsun diyorum. Evet, çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada en önemli şey hayalleriniz, işiniz ve yenilikler size mutluluk katacak. Aile işi olan ve aileyle bağlantıları ayırmak, ev ortaklığı, aynı binada oturuyorsanız, komşunuz ve yakın binalara yakınsanız, farklı bir yere taşınıp ilişkimizi aile içerisindeki dedikodulara maruz bırakmak istemiyorsunuz. Yeni ev oluşumu size hayırlı ve uğurlu gelecek. Çocuklarınızın gelecek hayatı ile ilgili yaşadığı planlar, onların arkasında durursanız onlarda büyük bir başarı, büyük bir ödül var. Siz onlara sımsıkı sarın, hayalleri yapamayacağınız değil, yapacağınızı inandırdığınızda çocuklarınızın güzel yolculukları var. Ama çocuklarınızdan özellikle oğlunuza aşık olmuş
ve bu aşk için eğitimle ilgili kafası karışıyor. Hem aşkı hem eğitimi ailelerimizin desteğiyle güzelleştirmemiz lazım. Eski ilişkinizle ilgili geri dönsün dedin. Başka bir insanla çıkıyor ve sen hala dönsün diye bekliyorsun. Bırak artık onu. Yepyeni bir aşk senin için daha uğurlu ve hayırlı olacak diyorum. Dedim bile. Unutmayın. Bir de boşanmadan vazgeçen evli çiftlerimizde gebelik süreci, hamilelik ve farklı bir il, farklı bir noktada taşınma, uzak bir alana gitme gibi fikirleriniz var. Ama sizin köyünüzde ya da toprağınız benimle, o toprak üzerine projeler, tarım üzerine projeler yaparsanız daha kazançlarınız artacağı gözüküyor. Bir de para evrenizde, özellikle para eviniz çok tetikliyor. Borçlar, geçmiş borçlar, aldığınız, size verilmeyen paralarla ilgili böyle içinizde hayalleriniz var. Siz kendi emeğiniz, kimse size paranızı geri iade etmeyecek. Etse de parça parça, yani sen 100 bin lira verdiysen sana ayda 3 bin lira verecek gibi düşün. Ya da bir 5 bin lira verdiysen 100 lira verecek gibi düşün. Yani o paraların gelmeyeceğini bilerek hareket etmenizi istiyorum. Evet, evlenmeyi düşünen, evlilik konusuyla ilgili dün, tarih, söz, nişan, evet gayet pürüzsüz, güzel geçecek ve bu sizi ve sizi var edecek aşkı ailelerde çok ev konusu, para konusunda destekleyecek ve arkanızda duracak. Sevgili ev hanımları, evet çok yorucu değil ama sizin kafanız çok yorucu. Psikolojik olarak her şeye çok fazla detay, çok fazla yardım ediyorsunuz. Bir yandan kendi çevreniz, arkadaşlarınız akıl verirken sizin fikirleriniz çalınıyor. Bunu daha farklı noktalarda kursa giderek, mesela ben çok severim resim, kara kalem çalışması. Mesela tekstil, kumaş, böyle şeylere merakınız varsa kendinizi bu noktalarda geliştirmenizi ve bu noktalarda başarılı olacağınızı biliyorum. Siz sadece kendinize güç olarak oluşun. Ortaklı mal ayrımı olacak. Yani babanızın 4 tane dairesi varsa, 10 çocuğu varsa yarı yarıya malların satılması, herkes yerini bilecek. Tabu da isminiz de gerçekleşecek diyorum. Eşinizin size güzel sürprizleri var ama bu ara sosyal ağlarda çok hareketli, seyahatleri çok hareketli. Sizi yanında götürmediği için devamlı aklınız eşim bu evlilikten bıktı mı diyor. Eşiniz özgür olmak istiyor. Sizi de seviyor ama kendi hayatı, ben gencim, gözeceğim, gezeceğim. Sizi bu konuda yalnız bırakıyor, hak veriyorum. Özellikle kız çocuğunuz varsa da onun sanata yatkın bir özelliği var ve güzel gözleri var. Onu desteklemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu ara sevgili ev hanımları, yakın dostunuz, gördüğünüz, evinizde misafir ettiğiniz kişinin eli bu ara uzun. Evinize misafir ettiğiniz kişiler evinizde hırsızlık yaratabilir. Ufak bir bileziğiniz çalınabilir. Şimdiden dikkatli olun diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken el ve ayak mantarları ve vücutta bazı uyuz problemleri ya da alerjik problemler uyuza doğru çevirebilir. Dışarıda giydiğiniz kıyafetleri yıkamadan asla denemeyin. Türkiye genelinde ciddi bir sağlık, mesela ishal, kusma, bu tarz noktalarımız da hassas. Mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.